Berlin Film Festivali'nde gıda ve çevre konusunda özel bir program gerçekleştirildi. Festivalde gösterilen Last Call at the Oasis belgeseli dünyadaki su ve gıda krizine dikkat çekiyor. Oscar ödüllü yönetmen Jessica Yu tarafından çekilen belgeselde Amerikalı çevre aktivisti Erin Brockovich de yer aldı. İnsanlar su olmazsa ölüme mahkum olmuş demektir. Fakat onlar bunu düşünmek istemez. Sanki bu onlara bahşedilmiş diye düşünürler. Fakat önümüzde su problemleri var. Su bir gün bir emtia olacak. Petrol gibi onun ticaretini yapıyor olacağız. Fakat bu şekilde olmamalı. Suyun önemi hakkında düşünmeye başlayacağımız zaman geldi. Onu bilmemize rağmen bilmek istemiyoruz. Umarım bu film herkesi aydınlatacaktır. Jessica Yu bu belgeselde suyun insan hayatındaki vazgeçilmez yerine dikkat çekiyor. Burada günümüzdeki sistemin suyu tamamen yok etmek üzerine kurulu olduğu eleştirisi yapılıyor. We can't take it for granted that a chemical can pass through silt or sand and on the other end come out pristine. Film yapımı Can't Dreams belgeselinin konusuysa konserve yiyecekler. Günlük hayatımızın bir parçası haline gelen bu konservelerin hazırlanması ve sofralarımıza kadar gelen hayat hikayeleri anlatılıyor. Belgeselde bu alanda çalışan işçilerin yaşamlarına da ışık tutuluyor. Bu çılgın bir dünya. Gıdanın globalleşmesi ve tüketimi. Benim sorularım yoktu. Sadece bir tartışma açmak istedim. Gerçekten neye ihtiyacımız olduğu konusunda insanların düşünmeye başlamasını istedim. Süpermarkete gittiğimizde karşımıza sayısız ürün çıkıyor. Acaba onların hepsine ihtiyacımız var mı? Ya da gıdaya daha fazla değer vermeye ihtiyacımız var mı? Dünya genelinde yıllık yaklaşık 200 milyar konserve üretiliyor. Belgeselde ucuz gıda için insanlara, çevreye, hayvanlara nasıl zarar verildiği ortaya konuluyor. Kupramızı da geçen yarabbi. Ne darı verdim?